Efendim merhabalar. İnsana dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Hasan Ünal. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle önemli bir konu başlığını konuşacağız. Dünya nereye gidiyor? Evet. Ortadoğu'nun hali ortada. Sadece Ortadoğu değil. Beri tarafta, e, Ukrayna Rusya e, savaşı bitti bitiyor derken devam ediyor. Diğer taraftan e, İsrail, İran her an çıktı savaş e, diye adeta bekliyoruz. Evet. Son günlerde ciddi anlamda bir gerginliğe de tüm dünya tanık, bizler de tanığız. Şimdi e, sorum şu, nereden geldik buraya? Nasıl bir gidişat bekliyorsunuz bu alanlarda yazan, konuşan birisi olarak? Ee, isterseniz buradan başlayalım. Daha sonra adım adım sorularıma devam edeceğim. Tabii. Şimdi birincisi en son, en canlı örnekten de hareket edelim isterseniz. Yani İsrail'in, İran'ın, Şam'daki Büyükelçilik binasının konsolosluk kısmını vurmasıyla başlayan yeni bir gerginlik hepimizin nefeslerini tutmasına sebep olduğu bir bölgesel savaşa mı gidiyoruz? Çünkü konsolosluk binaları 1961 Viyana ee, anlaşmalarıyla, protokolleriyle korunan binalar yani bir devletin egemen topraklarına saldırı anlamına gelir. Yani daha önce de İsrail Suriye'de bir takım hedefleri vurup işte bunlar buralarda İranlı şu var, bu var diyordu. Ama bu defa ki öyle değil. Yani bir konsolosluk binasını vuruyorsunuz. Bu bir savaş sebebidir. Yani başka devlet tarafından savaş sebebi olarak addedilebilir. Fakat şunu da diyebilirsiniz. Yani İsrail sürekli böyle provokasyon yapan bir devlet. Yani evet. İsrail böyle kurallara, uluslararası hukuka falan riayet eden bir devlet değil. Şaşırmıyoruz hatta çoğu zaman yapıp tabii, tabii. Geçenlerde evet. bir diplomatik toplantıda öyle dedim. Yani ya dedim, İsrail kurallara, uluslararası hukuka riayet ederek hareket eden bir devlet değil ki. Yani biz burada kurallardan, hukuktan ne kadar bahsedebilsek de, e, yeterince anlamlı olmayabilir. İsrail bunlara uymadığı zaman ne olacak sorusu geliyor şeyde. Burada da böyle. Şimdi aslında benim analizim şu: İsrail bu e, Gazze'de yaptığı ve bence soykırımsal boyutlar kazanmış olan etnik temizlik operasyonunda istediklerini elde edemiyor. Yani başarısız durumda aslında. Saplanmış durumda. Yani dışarıdan baktığınızda diyorsunuz ki işte 35 bin'e yaklaşan çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, e, hiç de savaşçı falan olmayan nüfusu katletmiş, 75-80 bin insan e, yaralı, yaralı, ortalama yaralıyı belki Filistinliler saymıyor bile. O dediğim yaralılar da ciddi ciddi yaralı evet muhtemelen. Evet hocam. O yani manzaraları korkunç yani. Korkunç. Yani korkunç, 2014, 2024 yılında bu tür manzaraları burnumuzun dibinde canlı, e, naklen yayında canlı olarak seyredeceğimizi birileri söyleseydi inanmazdık. inanmazdık ama İnanmadık. maalesef. Evet. Şimdi fakat bunları yapmakla birlikte İsrail savaş amaçlarına ulaşamıyor. Şimdi savaş amacı neydi? Diyelim ki e, Hamas'ı bitirmek hani amiyane tabirle. Peki böyle bir şey yapabildi mi? Hayır. Yani bir üst düzey bırakın Hamas'ın kökten çökertilmesini Hamas üst düzey liderlerinden askeri kanadının üst düzey liderlerinden yakalanan yok, öldürülen yok, kimse yok. Rehineleri kurtarabildi mi? Hani çünkü rehineleri pazarlık etmemek konusunda Hı. ısrarcı. Peki e, kurtarabildi mi kendisi özel operasyonlarla? Hayır. O başlangıçta tutulan rehinelerin hala hepsi e, tabii, duruyor mu hocam? Tabii tabii. Hı. Bir ara bir evet. küçük çaplı bir rehine ee, şeyi oldu, takası, takası oldu. oldu. Onun dışında gerisi duruyor. Hı. Dolayısıyla onların ailelerinin İsrail hükümeti üzerinde ciddi bir baskısı var. Sadece ailelerin değil, bir de İsrail kamuoyunun. Bir de İsrail şöyle bir batağa saplandı. Şimdi 7 ayı aşkın bir süredir savaşın içinde. Ee, karşı taraf bir ordu değil ama onlar da zayiat verdiriyorlar. Şimdi İsrail uzun soluklu bir çatışmaya ve zayiat vermeye uygun bir devlet değil. Hı. Nüfus yapısı buna Nüfus uygun, yapısı değil. uygun değil. Ve tam manasıyla batağa batmış ve hiç beklemediği derecede bir çıkmazın içine girmiş olduğu için de ne yapacağını bilmez durumda. Niye inat ediyor o hocam? Şimdi ısrarla. Bu, bunun en güzel şeyi siz daha iyi anlarsınız kibir. Hı. Kibir. Kibir her yerde beladır. Beladır. Bu Türkiye'de de beladır, İsrail'de de beladır. Hangi dinden olduğunuzun da anlamı yoktur. Belki de dinlerin bu kadar bir üzerinde durmaları ve Belki, e, kesin. sadece tekebbür Tanrı'ya aittir. Allah'a ait tabii. bir kavramdır çünkü. Yani kesinlikle. Evet. Yani insanoğlunun e, on binlerce yıllık deneyimi de bu yönde. Yani dinlerin dinlerin içine bu şekilde girmiş olması tesadüf olamaz zaten. Olamaz. İnsan insanın tecrübe belki. İnsan onun ki evet. evet insanlığın tecrübesi de bu evet. yönde. Yani bakıyorsunuz mesela aşırı derecede kibirli bir dostunuz arka bir gün. Yani normal zannettiğiniz bir insan bir takım makamlara şuna buna gelince aşırı derecede kibirli hale geliyor. Kimseyi dinlememeye başlıyor. Sonra... Çok büyük hatalar yapmaya başlıyor. Yapmaya başlıyor ve evet. ardından da yıkılışı korkunç oluyor. Evet. Onun altında eziliyor. Hı hı. Adeta yok oluyor filan. Şimdi İsrail'deki en önemli sebep bence bu. Karşısındaki Filistinlileri, Arapları bütün uluslararası toplumu, bütün dünyayı önemsemiyor. Şimdi ve sonuçta şöyle bir yere geldi. Bu savaşın içinden nasıl çıkacak? Şimdi savaş devam ettikçe kayıplar veriyor. Kayıplar verdikçe İsrail toplumunun yapısı bozuluyor. İsrail toplumunun psikolojisi bozuluyor. Şu anda Haredinler diye bir grup var. İsrail'de ta kuruluşdan bu yana var olan ve belli ayrıcalıklardan faydalananlar. Bunlar bizim böyle Osmanlı dönemindeki medreselere ya da e, din, diyanet personeline de benzemiyor. Yani şöyle, bunlar ta İsrail biliyorsunuz sosyalistler tarafından kuruldu. Hı hı. Yani kurucuları Siyonist sosyalistler ve muhtemelen ateist falan da onlar. Hı hı. Ama onlar bile bunları özel ayrıcalıklı hale getirmişler şöyle bir takım devlet... Bir ruhban sınıfı gibi mütalaa edilebilir mi? Tam yani şeyi ı, ı, Yahudiliğin ı, yapısını bilmediğim için ruhban sınıfı demeyeyim ama şöyle bunlar Tevrat okuyor. Hı hı. Tevrat öğreniyor. Tevrat öğretiyor. Ellerine silah almayı reddediyorlar. Yani bizim silahla işimiz yok hı. diyor. Şimdi bunlara <laughs> ta Ben Gurion gibi bayağı sosyalist kafalı ve belki de büyük ölçüde ateist falan birisi bile Ayrıcalık getirmiş demiş ki siz askere gitmeyin tamam sizin işte şu tür şeyleriniz olsun bir takım fonlardan faydalanın ama bu işleri yapın. <laughs> Şimdi bunların partileri de var. Şimdi bunları bile askere al al alalım diye konuşuyorlar. Aa, o noktaya gel gelebilir. O noktaya geldim. Ya bu şeyi gösteriyor yani nasıl bir çıkmazın içine <laughs> sürüklendiklerini. Şimdi. Onları askere alalım. Onların işte fonlarını keselim yoksa filan deyince onların da partisi diyor ki koalisyondan çekilir mi hükümet düşer. <laughs> şimdi şimdi Netanyahu tam bir çıkmazın içinde. O da şunu istiyor. Ta 7 Ekim'den bu yana ben diyor en temizi İran'la bir savaş başlatayım. Amerika'yı tam olarak yanıma alayım. İran'ı vuralım, edelim şu bu. Bir bölgesel savaş olsun. Bu konu benim Gazze'de yaptığım görünmesin esas konu olarak. Yani aslında büyük planın içerisine o şu ana kadar yapıp etmelerini sokmak istiyor. Aynen. Şimdi burada şöyle bir durumdalar. Şimdi baştan itibaren yukarıda Hizbullah ki bunlar direniş ekseni diye tanımlıyorlar kendilerini Hizbullah Lübnan'da ve muazzam bir askeri güç. Yani tek başına İsrail'le cebelleşebiliyor. Bugüne kadar İsrail'le girdiği hiçbir savaştan yenilgiyle çıkmadı. Ve her defasında İsrail'i geri çekilmeye zorladı Hizbullah. Şu anda elinde bazı şeylere göre 150 bin civarında füze olduğu, İsrail'in her noktasını vurabilecek menzile sahip olduğu konuşuluyor. İsrail bayağı korkuyor, çekiniyor. Şimdi Hizbullah'ı ama tahrik ediyor. Hizbullah'ı tahrik etmesinin amacı şu, İran'ı savaşa sokmak hmm. Hizbullah üzerinden. Şimdi İran'da, Hizbullah da ölçülü karşılık veriyorlar. Diyorlar ki biz bir savaş istemiyoruz. İran'da şöyle mantığı. Ben diyor niye savaşa gireyim? Zaman benim lehime çalışıyor. Direniş ekseni oluşturdum. Hizbullah orada. Suriye'de e, yine benim e, taraftarım e, şeyler var, oluşumlar var. Askeri, milis grupları. Irak'ta başta Haçlı Şabi olmak üzere. Kateyp, e, Hizbullah diye orada bir tane daha var. E ee, bu arada Yemen'de Ensarullah hareketi var ve son yıllarda da Hamas e, Sünni olmasına rağmen bu Sünni Şii ayrımı zaten anlamında büyük ölçüde kaybetti İsrail'e karşı mücadele ekseninde. Belki Arapların içinde bir anlam ifade ediyor. E, Hamas Sünni olmasına rağmen Hizbullahlaştı. Ne manada? Çok etkili bir savaş makinasına dönüştü Hamas. Daha önce bunlar canlı bomba eylemi düzenlerlerdi. İşte gösteriler yaparlardı ve bunları İran feci şekilde cezalandırırdı. Şimdi bu işte kendi kendine füzeler yapan, aynen Hizbullah gibi bunları İsrail'e şiddetle fırlatan, çok sayıda füze fırlattığı için İsrail'in demir kubbesinin cevap veremediği bir eylem örgütüne dönüştü. Şimdi dolayısıyla İran diyor ki zaman benim lehime çalışıyor. Ayrıca ben nükleer silah yapıyorum. Bunu söylemiyor tabii. Yapıyorum diye itiraf etmiyor ama bütün dünyadaki bu işi takip eden uzmanların ortak kanaati İran'ın e, nükleer silah yapacak kadar plütonyum elde ettiği ve her an 5-6 tane nükleer silah yapmış olabileceği veya belki de halen yapmış olabileceği ama bunları test etmediği ısrarla birini test ederek nükleer lige taşınmadığını filan söylüyor. Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum var. İran zamanı oynuyor. Amerika'da İran'la kapışmak istemiyor. Çünkü siz biraz önce dediniz ki mesela Ukrayna'da savaş hı hı. var. Amerika orada Rusya kapışıyor. Uzak doğuda Çin'le bir e, yine Stratifiz vekalet savaşı mi? ufukta. Amerika trilyon dolarlarını bu coğrafyada iç ediyor. Yani bu bazen 7, bazen 10 trilyon dolardan bahsediliyor. Yani 10 trilyon dolar demek Amerika'nın bir yıllık milli gelirinin yarısına yakın demek. Korkunç paralar. Trump da bunu zaten eleştiren birisi. Şimdi dolayısıyla şey Amerika'da Orta Doğu'daki angajmanlarını azaltmaya çalışıyor. Çekilmek istiyor Orta Doğu'dan. Fakat İsrail ve Netanyahu Amerika'yı çekiyor. Çünkü İran deyince sen işte biz İran'la kapışırken İsrail'i yalnız mı bırakacaksın? Bunu Amerika'da hiçbir yönetim göz alamadığı için o da bu tahriklere oynuyor. Tam bir çıkmaz yani. Şimdi dolayısıyla İran'ın konsolosluğuna saldırdığında bunları hesaplayarak yapmış olması lazım. Hemen Amerika bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim hiçbir haberimiz yok. Bize haber vermedi İsrail. Yani İran'a diyor ki karşılık vermeyin. Fakat İran'da kendi kamuoyu var ve sonuçta geçtiğimiz hafta sonu karşılık verdi. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de geniş bir grup böyle her şeyden İran'ı sorumlu tutan biraz da mezhep çerçevesinden bakan bir çoğunluğu İslamcı bir çevre var. Onların peşine takılıp giden bir gruplar var. Bunlar hafife aldılar ama hiç öyle değil. Çok ağır bir darbe vurdu İran. Aslında şöyle. Seni yok ederimin Örneğini verdi İsrail'e. Bak elimde öyle şeyler var. Bir nevi uyarı. Tabii. Yani evet. o kadar yoğun bir şekilde drone saldırısı yapıyor ki o drone'lar İsrail hava sahasına geldiğinde Hizbullah bu sefer e, İsrail'e kuzeyden yoğun bir ateş açıyor. Hmm. Çok namlulu roket atarlarla ve yine füzelerle filan. İsrail hava savunma sistemi bu kadar ateş altında hepsine karşılık veremediğinde bu sefer İran'ın balistik füzeleri devreye girdi. 7 dakikada İran'dan İsrail'e ulaşan füzeler. Ve o füzelerle e, şeydeki, e, yani o konsolosluk saldırısında kullanılan F-35'lerin kalktığı havaalanlarını falan vurdular İranlılar. Ve burada da bir şey yaptılar. Dediler ki bak elimizdeki hipersonik füzeleri kullanmıyoruz. Alt modellerini kullanıyoruz. Yani size daha neler yapabiliriz'i, göstermiyoruz. Gerçekten. Aklınızı başınıza alın. Şimdi bunların hepsi karşılıklı şey. Hı hı. Efendim Amerika'ya önceden haber verilmiş. Tabii böyle şeylerde haber verirsiniz. Amacınız savaş çıkarmak değilse haber verirsiniz. Hatta dersiniz ki bak haber veriyorum. Ona göre hazırlıklı olsunlar. Can kaybı olmasın. Yani iş çıkmaza gitmesin. Çünkü Amerika da onu istiyor İran'dan. Diyor ki ne olur yani bir büyük savaşa sebebiyet vermeyin. Ha Dolayısıyla şimdi orada sıkışmış durumda şey sistem. Şimdi İsrail ben karşılık vereceğim diyor. O karşılık verirse İran karşılık verir mi, vermez mi? Ya da İsrail nasıl bir karşılık verir? Bütün bunlar devam ediyor. Ama esas bu arada Gazze'deki katliamlar da devam ediyor. Evet. Ve İsrail ilk defa Batı dünyasında bu denli eleştirilir durumda. Evet. Yani evet. Batı dünyasında kamuoylarıyla yönetimler arasında büyük bir ayrışma da oluştu. Yönetimler destek vermekte kararlı görünüyorlar. Ama ama, tamam. e, ama şey kitleler e, evet, evet. e, buna itiraz ediyor olup bitenlere. Dolayısıyla İsrail pek çok açıdan sıkışmış durumda. Bir de çok kutuplulukla birlikte Batı dünyasının gücü azaldıkça İsrail'e yapabilecekleri yardım ve desteğinde oransal olarak azalması ihtimali gündemde. Bir de Trump geldiğinde yani Trump, ben bu Orta Doğu'daki angajmanları bırakıyorum kardeşim. Bunların bizim ekonomimize falan çok büyük zararı var. Hiçbir faydası yok. Ne yapıyoruz biz buralarda dersek ki diyeceğini söylüyor şu anda kampanyada. Ee, yani Kasım ayında seçim var. Kalmadı. Şu anda neredeyse Nisan'ın sonundayız. Yani Nisan, bugünden Nisan'ın ortalarını düşünsek, yani 11. aya 7 ay sonra bugünlerde, başkan belli olmuş olacak. Hı hı. Yani başkanın görevine ne devralması biraz daha vakit almış olacak ama bayağı şey yani. Şimdi, Dolayısıyla burada hı hı. bir çıkmazın içinde bölge ama belki biraz sonra şeyle birlikte yani Türkiye ne yapmalı kısmında konuşalım. Şimdi e, hocam ya o orada İsrail'in aslında hani bu işi çok rahat kotaracak e, denilirken kotaramadığı ortada. Tabii. Tam tersine bir çıkmaza girdi. Diğer tarafta da Rusya hani e, bu iş bitti bitecek hatta e, çöktü çökecek gibi bir takım nitelemeler yapıldı orada da e, evet. onu göremiyoruz e, değil mi? Aynı e, bu bu noktada o zaman e, Türkiye tüm tüm bunları gö tabii ki gözetiyor gözlemliyor e, ne yapmalı o zaman yani gerek şimdi, her iki e, boyutu da dikkate alarak şimdi aslında bütün bunların genel çerçevesi şu dünya çok kutupluluğa evriliyor. Hı hı. Fakat tek kutuplu dünyanın hegemon gücü olan Amerika ve müttefikleri dünyanın çok kutuplu hale dönüşmesine izin vermemek için her şeye başvuruyor. Yok o iki kutuplu dünyanın aslında devam etmesini istiyor. Tek kutuplu. Ee... Amerika'nın ve müttefiklerinin istediklerini istedikleri yerde herkese yaptırabilmeli, hmm, tek yaptırabildiği kutup tek kutuplu. Hmm, evet. Şimdi bu e, Ukrayna Savaşı böyle başladı ve büyük bir propaganda ile başladı. Rusya ekonomik olarak, finansal olarak çöktü, çökecek, perişan falan. Rus ordusu dökülüyor. Aman Rabbi, bu mu ordu ya? İşte tel tel dökülüyor falan diye propaganda yapıldı. Geldiğimiz nokta çok açık. Rusya karşı tarafı ezmiş durumda. Yani bir de finansal ekonomik olarak da Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerini çöktüler. Ama Rusya geçen yıl 3.6 oranda büyüdü. Yani 2022 yılında savaşın olduğu yıl Rus ekonomisi hafif daraldı. Ertesi yıl 2023'te Rus ekonomisi 3.6 oranda büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde de muazzam bir büyüme ve dinamizm gösteriyor. Enteresan. Ha şimdi demek ki bu ekonomilerin yapıları. Batılı ekonomilerden farklı. Bunların dünyaya borcu yok, bilmem IMF'ye borcu yok, bilmem neye borcu yok. Kendi el... kendine yeterli Tabi Tabii tabii. Kaynakları itibariyle evet. öyleler. Çok büyük oranda rezervleri var. Efendim rezervlerine el konuldu ama. Evet 200-250 milyar dolar, belki 300 milyar dolara yakın rezervlerine el konuldu Batı'da. Fakat Rusya'ya son 20-30 yılda yatırım yapmış olan bütün Batılı şirketlerinde varlıklarına el koyuyor şimdi Rusya. O da o rezervlerden daha fazla bir paraya tekabül ediyor. dolayısıyla o da onun hazırlığını yapmış. Yani siz bunu yaparsanız ben de bunu yaparım diye. Şimdi orada büyük bir satranç oynanıyor aynı zamanda askeri alandaki savaşa ilaveten ve bütün bu alanlarda Rusya'nın üstünlüğü tartışılmaz bir durumda. Batı dünyasında Ukrayna giderek sevimsiz bir konuya dönüştü. Yani bir kara delik, istediğiniz kara içine para dökün, silah gönderin, sonuç alamıyorsunuz. Şimdi sonuç alınamadığı yeri Batılı halklar sevmezler. E, para gidiyor, çok büyük miktarda para gidiyor, ama sonuç yok. Ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Eğer sonuç alamıyorsanız, o zaman demek ki politikanızı değiştirmeniz lazım. Yani eskiden bizim e, Osmanlı Türkçesinde gerçi Cumhuriyet Türkçesinde de kullanılırdı. Bir politikanın ifa kabiliyeti var mıdır diye. Hmm. E şimdi ifa kabiliyeti yoksa o zaman o politika demek ki gözden geçirilmeye muhtaç. Şimdi halklar da onu istiyor. E, fakat Batı dünyası o kibrini bırakıp Rusya ile oturup bunu müzakereye yanaşmıyor. O da belki Trump'ın üstüne kalacak orada bekliyor. Şimdi bunları bir birlikte alırsak Türkiye ne yapmalı sorusunda şöyle bir şey var. Türkiye 12 yıllık bir dış politika hovardalığından sonra, buna ben öyle diyorum, yani bütün dış politika konusundaki bilgi birikimi ne diyorsa, orada oluşturulan bütün analizler, tezler ne diyorsa onun tersine davrandı. 10-12 yıl boyunca ideolojik içerikli bir dış politika e, gündemi oluşturdu kendisine. Zaten ideolojik içerikli dış politikaya yöneldiğiniz anda yandınız demektir. Çünkü ideolojik içerikli bir dış politikayla e, işlerinizi yürüttüğünüzde dış politikanızı belirlediğinizde ideolojik içerikte her devletle kavga çıkarmak için bir sebep bulursunuz. Oysa dış politikanın mantığı Herkesle e, kavga çıkarmak ya da daha amiyane tabirle dalaşmak değil, e, herkesle ortak e, çıkarları geliştirmeye yönelik ne yapılabilir üzerine kafa yormak. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dediği politika, dış politika bu mudur hocam? Aynen budur. Şöyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettiği en önemli şeylerden biri şu, birincisi, Atatürk o kadar büyük bir milli mücadele başarısına imza attı ki, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş devletlerin, milletlerin, toplumların hiçbirisi, bakın, Birinci Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı 21 milyon nüfusa sahip, bugünkü Türkiye'nin büyük bir bölümü, artı Irak, Suriye, Ürdün, Arabistan, Lübnan, Filistin hepsi dahil 21 milyon. O zamanki Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun nüfusu 63 milyon. Osmanlı'nın 3 katı. Osmanlı'dan ekonomik, e, bilim, bilimsel ve e, sosyal manada mukayese edilemeyecek derecede kat be kat üstün bir imparatorluk. Almanya 70 milyon. Bak yenilenlerden bahsediyorum. Ve bunlardan birisi kendilerine dayatılan, ee, anlaşmalara yani bizim bize dayatılan sevrim benzerleri de onlara dayatılmıştı. Hiç birisi bunları yırtıp atamadı. Avusturya-Macaristan tel tel döküldü. Hiç böyle bir imparatorluk kalmadı. Böyle bir devlet kalmadı. Koskoca Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan ki düşünün, dünya muazenesinin, dünya dengesinin altı büyük devletinden biriydi. Avusturya devleti 7 milyonluk basit bir ülkeye dönüştü. Macaristan'da aynen öyle oldu ve ağır şekilde de cezalandırıldılar. Almanya keza öyle. Hmm. Dünyanın en hızlı sanayileşen, en ileri, en son inovasyonlarla sanayisini yenilemiş bir devletiydi. İngiltere'den bile daha hızlı, daha modern demir yolları yapıyor. Daha güçlü silah sanayi ve fabrikaları olan bir ülke kendisine dayatılan Versay anlaşmasını hiçbir şey diyemeden affedersin hani gakkuk bile edemeden kabul edip uygulamak zorunda kaldı ta Hitler'e kadar. Oysa Atatürk muazzam bir milli mücadeleye mücadele başarısına imza attı. Dünyada tektir. Yenilmiş bir devletten hem de korkunç bir şekilde yenilmiş. Birinci Dünya Savaşı yenilgisi yani ne demek? Devletler şekilde. kalmıyor ya, ortada. Evet, evet. İmparatorluklar dağılıyor işte Avusturya Macaristan. Evet. Ha, böyle bir devletten psikolojisi güçlü, kendi ayakları üzerinde durur, ee, kendi e, kendi başarısıyla gurur duyabilen bir millet ortaya çıkardı. Bu psikoloji çok önemlidir. Biz buna politik psikoloji deriz. Ve bu politik psikoloji üzerine de devletin Politik kültürünü oluşturdu. Yani etrafınızla kapışmayın. Siz kendi ülkenizin başarısına, kalkınmasına yönelin. Oraya yoğunlaşın. Ülkenizin e, en iyi şekilde halkınızın eğitim almasını sağlayın. Ekonomi ve Atatürk'ün bir de Lozan öyle bir başarı ki 300 yıllık kapitülasyonlar baskısını sıfırlayıp atıyor. Bütün kapitülasyonları. Düşünebiliyor musunuz? Bir geçiş döneminden sonra, 6 yıllık bir geçiş döneminden sonra hepsi çöpe atılıyor. Şimdi bunları yapabilmek falan mümkün değil. O sırada Çin bakın, koskoca Çin diyor ki bizim modelimiz Kemalizm'dir, Atatürk. Çünkü bunlar nasıl yaptıysa biz de bu yolu izlemeliyiz diyor. Çok, çok o sırada anlıyorum. bakın bizim Giray Fidan diye bir arkadaşımızın o dönem Çin kaynaklarından oluşturduğu güzel bir kitap vardır. Yani reklam olmaz herhalde İş bankası evet, yayınları evet. arasında çıktı. Yani oradan arkadaşlar alıp okuyabilirler. Çin resmen buraya heyetler üstüne heyetler gönderiyor. Siz bunu nasıl başardınız arkadaş? Bu lozanı bizim buna ihtiyacımız var diyor. O sırada Çin'in gırtlağını sıkıyorlar kapitülasyonlarla. Yani nasıl bir deha, nasıl bir dahil, nasıl bir zeka, tabii. nasıl bir öngörü hatta. Tabii. O başarının üzerine de diyor ki. Yurtta sul, cihanda sul. Buradan şunu da diyor. Başkaları kapışıyorsa dikkatle seyredin, hazır olun. Size bir bela gelmesine mani olacak şekilde diplomatik hamlelere hazır olun. Mesela 1930'ların ikinci yarısında bakıyor ki ortam müsait. Hemen Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor ve Montreux'u alıyor. Tam bir, yani Boğazlar bölgesi üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliği üzerindeki sınırlı kısıtlamaların tamamını kaldıracak şekilde ve oradan hareketle 1936 yılında yine Hatay meselesini başlatıyor. Bir kurşun atmadan bakın Montreux'u alıyor ve şeyi İskenderun sancağını geri alıyor ve oradan bir Hatay vilayeti ortaya çıkarıyoruz ki onu da o kadar dikkatli ve güzel yapıyor ki. Hatay yani önce İskenderun sancağı dediğimiz sancak kendi parlamentosunda ki Fransızlarla imzalanan anlaşma uyarında, uyarınca kendi mahalli parlamentosu var. Oradan bağımsızlık kararı alıyor. Adını Hatay Cumhuriyeti olarak e, ilan ediyor. Republic of Hatay sıfatıyla milletler cemiyetine üye bile oluyor. Ve ondan sonra da aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti ile e, Cumhuriyetine katılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunu bir Hatay vilayetine dönüştürüyor. Adana'nın dört yolunu, Mersin'in Erzeni filan hepsini katıyor. Büyükçe bir Hatay vilayeti ortaya çıkarıyor. Şimdi demek ki Atatürk modeline yeniden döndük. Yani döndük, dolaştık 100 yıllık e, bir döngüden sonra ve özellikle de. Ee, zaman zaman dozu artan ve son 20 yılda da e, bazen iğrenç şekiller alan Atatürk saldırılarının sonunda gelinen yer şu. Şimdi toplumun yükselen değeri tekrar Atatürk. Geçen gün hatta ben bir tweet paylaşmıştım. Siz de söylediniz bir evet, şey de programa olacak. başlamadan önce. Şimdi rahmetli Halil Nalcık Hoca... Hepimizin büyüğüydü. Bizim de üniversitede lojmandan komşumuzdu. Ben de çok severdi çocukları. O tweetinizi e... ben de görmüştüm hocam. Evet. 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 Şimdi e... birisi paylaşmış. İnalcık Hoca Atatürk'e yapılan saldırıları duyduğu, gördüğü zaman ne kadar üzülüyor diye. Ben de dedim ki evet hoca gerçekten bu konuda çok samimiydi. Bizim çocuklarla falan oynamak, sevmek için gelirdi. Akşam yemekleri düzenlerdik. Ben de gider lojmandan alırdım. Komşumuzdu, yakındı. Ondan sonra bunları söylerdi, dile getirirdi ve üzülürdü. Keşke dedim bugünleri görseydi de Türkiye'de aslında Atatürk'ün yeniden yükselen değer olduğunu görebilseydi. Çok enteresandır. Ben çok severim şu sözü söz hocam. Yani hakikatler böyle bir e, şeye sahip, mahiyete sahip. Evet. Eninde sonunda yine kendisini açığa çıkartır. Tabii. İşte Mustafa Kemal Atatürk gerçeği de böyle bir şey. E, her durumda ne kadar öngörülü olduğu, ne kadar e, Türk milletine büyük aslında imkanlar verdiği yol bugün gösterdiği. orta yol gösterdiği bugün Orta Doğu'ya baktığımızda da çok net açığa çıkıyor mesela bugün İslam dünyasındaki özellikle bu siyasal nitelikli hareketlerin e, toplumlara hiçbir şey vermediğini evet. görüyoruz. Kan Atatürk ve gözyaşından başka Çok öncesinde 1920'lerde görüyor Tabii. ki Cumhuriyeti ilan ediyor. Şimdi e, işte Af Afganistan'ı görüyoruz Pakistan'ı görüyoruz Efendim İran'ı görüyoruz e, Irakı görüyoruz hareket orta doğudaki hareketleri görüyoruz Aslında toplumlara hiçbir şey vermediği gibi tam tersine, Kan, gözyaşı, acı, ızdırap, yoksulluk, evet. cehalet getiriyor. Tam da bu noktada e, neler söyleyeceksiniz? Vallahi benim görüşüm şu ki Atatürk e, hayattayken e, düşmanlarını e, muharebe alanlarında yenmişti. Şimdi ortaya koyduğu vizyonuyla kendisi hayatta olmadığı halde herkese, bütün e, kendisini eleştirenlere, saldıranlara bir kez daha galip geldi. Çünkü söyledikleri doğruydu. Yaptıkları doğruydu. Ee, şimdi İslam dünyasına musallat olan ve yaygın tabirle siyasal İslam diye anılan, bunun aşırılıkçı grupların ne bileyim El-Kaide'den tutun da işte IŞİD'e, El-Nusra'dan alın da diğer başka gruplara kadar, Nijerya'daki Boko Haram'a kadar birçok aşırılıkçı grubu var. Efendim bunların yaptığı Müslümanlık değil ki. Peki hangisi Müslümanlık? Ya bu lafı hep diyoruz ama İslamiyet din siyasal sistemin meşruiyet kaynağı haline getirilirse bunun içinden çıkılamıyor. Yani e, peki en ılımlısı hangisi? Nerede? işte Türkiye'de başarısız olundu. Ne getirdi? Yani Türkiye'de kan ve gözyaşı getirmedi Allah'tan. Türkiye'nin çok ciddi bir demokrasi kültürü var. Toplumumuzun çok iyi bir idrak kültürü var. E, neyin ne olduğunu anlama e, kabiliyeti var. Bunlar çok çok önemli şeyler bizim açımızdan. Hem genetik kodlarımızda var tabii, bu tabii, aslında söyledikleriniz. Hem de Cumhuriyet'in kazandırdıkları var. Cumhuriyet'in şifresiz. kazanımları. Bakın evet. bizi mesela Alevi-Sünni diye ayıramıyorlar. Çünkü Cumhuriyet'in getirdiği... O şey... E, Vatandaşlık en azından ve, anlayışı. Ve ve e, laiklik yani herkesi koruyor. Herkesi. Evet, herkes, herkes aynı herkesi, mesafede. Her türlü radikalizmden koruyor. Koruyor. Aynı şey mesela Türkiye etnik temelli bir millet e, ve kimlik anlayışına sahip olmadığı için bunu sadece anayasasına yazıp bırakmadığı, uygulamada da aynen böyle olduğu için yani Atatürk'ün o meşhur kendi kalemiyle e, ifade ettiği söz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk e, e, Türkiye Cumhuriyeti'ni Toplumun kuran evet e, halka, Türk halka Türk milleti, milleti denir. denir. Şimdi evet. bunun kökeninin ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Evet. O yüzden Türkiye'de mesela diyelim ki Kürt kökenli bir insan kendisini dışlanmış hissetmiyor. Belli bir alana sıkışmış da görmüyor. Mesela ben e, yıllar önce e, Balkanlar'da çalışırken, o bölgelere araştırma gezilerine giderken hep gözlemlemiştim. Mesela bir Sırpla Arnavut'un e, Kosova'da ortak paydası yok. Hiç olmamış. Tarihte de olmamış. Hı hı. Ve bir komünist Yugoslavya bile böyle bir kültür yaratamamış. Karışık evlilik olmamış bunlar arasında. Yani 3-5 entelektüel Belgrad'da şurada burada belki o bile herkesin bilgilisi dahilinde sayılı çünkü kimisi memnun, kimisi çoğunluğu memnun. memnun değil ha şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok evet. yani biz Orta Anadolu'yuz. bir kültür işte. oluşturmuş, Tabii. bir hafıza oluşturmuş Tabii. Evet. her yerde Kürt var evet. Kürt dediğiniz işte biz 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 buralıyız bu gölbaşılı şey gölbaşı Ankara falan buralar işte Kazan evet. bizim bütün komşularımız Kürtlerdi Kürt kökenli insanlardı biz bunlarla yani Kürt kökenli bir nesil içinde herkes zaten şey olur. Farklı evet. evlilikler yapmaya Aynen. başlar Aynen. kendi etnik kökeninden. Evet. Bir de Bunlar buranın şeyi de değil, bir yerden gelenler de değil. Yani kaç ne kadardır buradalar bilmiyoruz işte etrafımız her yerimiz. Tabii. Ya biz bunlar biz beraber büyüdük. Evet. Hani aynı bazen, hafızanın çocukları. Bazen etle tırnak gibiyiz falan evet. diyorlar. etne tırnak değil. Aynı vücuduz yani neresinde kim var belli değil yani belli vücudun ha değil. bu kadar. Evet. O yüzden yani başbakan da olabilir, bakan da olabilir, milletvekili de olabilir ki oluyor bir de işte Kürt kökenli insanlar ne kadar fakirlik çekiyorsa, ne kadar zengin oluyorsa, diğerleri Yazı'da, de o oranda. Lazı'da, Çerkezi'de, Türk'ü de. Tabii hepsi. Evet. Dolayısıyla bunları karıştırıp durmanın bir anlamı yok. Cumhuriyetin kazanımları bize bunu getirdi. Yani siyasal İslam da bu bölücülükleri aslında teşvik etti birçok açıdan. Zaman zaman mezhepçilik yapıldı. Zaman zaman etnik bölücülüğe dini bir kisve bulundu. Ama toplum kabul etmiyor bunu. Bunları toplum kabul etmediğinde değişik vesilelerle gösteriyor. Bence hem Türkiye'nin önü açık hem de İslam dünyası aslında önemli bir çağdaşlaşma şeyinden geçiyor. Suudi Arabistan ha, gibi evet hocam. bir siyasal İslam olmayan ama geleneksel kendine özgü diye tanımladığı bir İslami yorumla e, oradaki yönetimin e, meşruiyet kazandığı bir yapı bile çatırdadı. Hatırladım. Ve Atatürk yoluna gidiyor. Ha, Atatürk daha yolunda daha dün'e kadar bir kadınların araba kullanması bile yasakken bugün peş peşe peş peşe. Şimdi Suriye Arabistanı Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyük elçisi hanım e, bir kadın başı da açık. Yani tabi tabi evet. şey büyük hem de Bender ailesinden. Yani Atatürk tabii, geldikleri nokta aynı nokta yine aynı nokta. Aynı nokta. Bunun evet. başka yolu yok zaten. Ayrıca Atatürk'ün bütün dünyanın geldiği bir başka nokta var. O da sadece İslam dünyası değil. O da şu, ekonomide. Bakın bugün bu neoliberal ekonomiyle e ekonomik modele modeli benimseyen, bunu işte ön plana çıkaran bütün dünya devletleri başta Amerika olmak üzere bu ekonomik sistemden dolayı çok ciddi krizler içindeler ve çıkamıyorlar. Bu modelin en kötü örneği de Türkiye. Ama kamuculuk olan ekonomiler çok daha iyi durumdalar. Çin. Yani alt alta getirin uygulanan ekonomi yani özel e, kamuculuk olacak. Ama özel sektörde içinde rahatlıkla faaliyet gösteriyor olacak. Siz şimdi mesela gıda fiyatları sürekli enflasyonla vatandaşın belini kırıyor. Eğer kamu şirketleriniz yoksa, devlet üretme çiftlikleriniz yoksa Sütü kendiniz üretmiyorsanız, eti kendiniz üretmiyorsanız veya bunların ithal edildiğinde tamamen devlet yoluyla yapmıyorsanız işte bugün olduğu gibi Enflasyon 3 dolara 4 dolara alınan Uruguay'dan kırmızı et vatandaşa 450 ile 550 lira arasında minimum satılmak durumunda oluyor. Çünkü özel sektörün içinde bir sürü e, hokus pokus oluyor. Hı hı. Ondan sonra felaket oluyor ve içinden çıkılamıyor dolayısıyla mesela bundan sonra iktidara gelecek her hükümetin gündeminde sosyal konut olmak zorundadır, lojman olmak zorundadır, sosyal programlar olmak zorundadır ve gıda fiyatlarını kontrol altına alacak kamu yatırımları olmak zorundadır. Bütün bunlarda Atatürk, işte Atatürk bu, model, bunu, değil mi? 70 80 yıl önce, Tabii. 100 yıl önce bize bir söylemiş. bir ortaya ne? Koymuş yapmış istedik ve yapmış. yapmış evet. Ve uygulamış Yani birebir aynısı da olmak zorunda değil. Bir de ne güzel Atatürk şunu demiş. Kendisine demişler ki yani sizin modeliniz ne? Bakın İtalya'da faşizm Hı. var. İşte yukarıda komşunuzda sosyalizm, komünizm var. Sizin izminiz ne? O da demiş ki bunların hiçbirisi değil. Şeyiniz kabaca ortaya koyduğu yol şu diyor ki Bilimin yolundan gidin hmm. ve şunu unutmayın. Eğer bir gün benim söylediklerim ve yaptıklarımla bilim çelişiyorsa bilimin gösterdiği yoldan gidin diyor. Çok güzel. Bu sözüyle de noktalayalım Aynen. konuşmamızı hocam. Evet, bir gün benim söylediklerimle bilim çelişiyorsa bilimin yolundan gidin. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün o gösterdiği yoldan Türkiye ayrılmadığı sürece herhalde pek çok açıdan kendisini tabii. refah ve huzur içerisinde değil mi? tabi Tabii tabii tabii. tabii. ne istikbaline devam ettirildiğini Dış politikanın diye anahtarı da orada, ekonominin anahtarı da orada. Sosyal uzlaşmanın, iç barışın ve e, iç cephenin e, kuvvetlenmesinin, güçlü olmasının yolu da, anahtarı da orada. Orada, evet. Efendim çok çok te teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine çok ederim. Çok güzel bir evet. sohbet oldu. Ee, Her Hem zaman. Ankara Büyükşehir Belediye'miz adına. Hem tüm Ankaralılar adına e, iyi ki varsınız diyorum. E, teşekkür ederim. Ve programımız Sizler de. Için, bundan sonraki programlarımızda da e, yine e, misafir etmek e, isterim. Çok çok teşekkür Memnuniyetle, ediyorum. Memnuniyetle tabii ki her zaman. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Bugün hem biraz dünyayı konuştuk hem Türkiye'mizi konuştuk ve e, Cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk'ün hala nasıl capcanlı yaşadığını gördük fikirleriyle, öngörüleriyle. Türkiye'mizin inşallah huzur içerisinde dünyadaki o yerini muhafaza etmesini ben de diliyor ve sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.